Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. 2018 Ocak ayı yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili teraziler, Ocak ayına Yengeç burcunda meydana gelecek güçlü bir dolunayla başlayacağız. 2 Ocak'ta kariyer evinizi aydınlatan, parlatan bir dolunay var. Bu dolunay Balık burcundaki Neptün'den çok güzel bir destek açı alacak. Gezegeniniz Venüs Oğlak burcunda Güneş ve Plüton'la beraber 4. evinizde yer alıyor. Dolunayla beraber özellikle kariyeriniz, yaşamdaki statünüz, ün, şöhret, iş başarısı gibi alanlarda bazı güçlü hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Toplum önünde öne çıkabilir, dikkat çekebilirsiniz. Sevgili teraziler, özellikle Mars'ın ve Jüpiter'in ayın büyük bölümünde ikinci evinizdeki güzel etkileşimleri, güzel hareketleri parasal anlamda da çok hareketli bir ay geçirebileceğinizi işaret ediyor. Ayın 6'sıyla 10'u arasında özellikle Mars ve Jüpiter, Oğlak burcundaki Venüs, Güneş, Plüton'la güzel açılar içerisinde, destekleyici açılar içerisinde olacak. Yatırımlar yapabilirsiniz. Emlak, gayrimenkul, toprak ve buna dayanan alanlarda yatırım yapmak için veya size ait bazı değerleri nakde çevirip kazanç elde etmek için, mülklerinizi kiralamak için uygun bir dönem. Bir süredir beklediğiniz bazı güzel gelişmeler bu ay gerçekleşebilir. O nedenle bunlara iyi odaklanın. Karşınıza çıkan fırsatları iyi değerlendirmeye çalışın sevgili teraziler. Evet, 10 Ocak'tan itibaren Merkür artık Yay burcundan ayrılıp Oğlak burcuna geçiş yapacak. Ay başından itibaren Koç burcundaki Uranüs'ün ileri harekete döndüğünü görüyoruz. Özellikle doğum gününüz 18-23 Ekim arasıysa Uranüs Mayıs ayına kadar artık sizi daha fazla etkileyecek. Yükselen burcunuzda terazinin son derecelerinde ise yine ilişkiler evinizle ilgili Uranüs baskısını daha fazla hissedebilirsiniz. Bu ayda ayın 10'uyla 17'si arasında Güneş'in ve Venüs'ün Uranüs'e dik açısı var. Bu etkileşim uzun süreli ilişkiler, işbirlikleri, sözleşmeler, anlaşmalar, kontratlar, tüm bu alanlarda bazı böyle önemli değişimleri yapma enerjisi getiriyor. 17 Ocak'ta da Oğlak burcunda bir dolunay, yeni ay doğacak. Bu yeni ay Uranüs etkili olduğu için bu anlamda bir sözleşmenizi, bir kontratınızı ya da bir ilişkiyle bağlantılı bir durumu sonlandırıp yenilenme enerjisi isteği içerisinde olabilirsiniz. Güçlü adımlar atabilirsiniz. Dördüncü ev alanınız özellikle ebeveynler, aile ilişkileri, yine yaşadığınız mekanlar, eviniz, yuvanızla ilgili konularda da bazı böyle sürpriz, zaman zaman da sizi strese sokabilecek, zorlayabilecek koşullar oluşturabilir. Bu birkaç gün en azından ayın 13'ü ile 18 arasında dikkatli olmakta fayda var. Ayın 19'undan itibaren artık gezegeniniz Venüs Kova burcuna geçiyor. Güneş de 20'sinde Kova burcuna geçecek ve ayın son günleri, son haftasında daha romantik konulara doğru çekilme söz konusu. Hadi biraz iş, kariyer, aile gibi alanlardan uzaklaşıp daha özel hayatınız, daha sosyal yaşam, çocuklar, aşk, hani bunlara yönelmeniz söz konusu. Merkür'ün Jüpiter'le, Plüton'la, Neptün'le güzel etkileşimleri olacak özellikle ayın son günlerinde. Bir anlamda bir karara varmak, bir kontrat imzalamak, bir sözleşme imzalamak, bir satış yapmak gibi yani parasal anlamda da sizi destekleyecek konular için yine elverişli günler, bunları da değerlendirebilirsiniz. Ayın 27'sinden sonra Mars Yay burcuna geçiş yapıyor. Üçüncü evinizdeki bir Mars eğitim, seyahat gibi konularda daha aktif olmanızı teşvik edebilir. Ve bunu daha çok hani önümüzdeki ay içerisinde hissedebilirsiniz. Ay sonunda da 31 Ocak'ta yine bir dolunayımız var ama ay tutulması bu. Aslan burcunda meydana gelecek. Güçlü bir dolunay sizin için çok keyifli etkiler taşıyor. Ama ayın son günü etkileri daha çok hani Şubat ayında kendini gösterecek. Aşk hayatınız, sosyal yaşamınız, hedefleriniz, projeleriniz tüm bunlarda önemli adımlar atılacak, kapılar açılacak sizin için. Bunun için biraz daha sabırlı olun. Daha detaylı önümüzdeki ay yorumlarında konuşacağız sevgili teraziler. Mutlu ve başarılı bir ay dilerim. Hoşça kalın.